Buzdolabı denememizden sonra şimdi de düdüklü tencere, karpit ve su karışımı üzerinde patlayan ede. Merhaba dostlar, Şatengen kanalına hoş geldiniz. Bugün gene çılgın bir deneme yapmak üzereyiz arkadaşlar. Buzdolabı denememizden sonra şimdi de düdüklü tencere, karpit ve su karışımı üzerinde patlayan hedef ve jel karışımı. Karpitin çıkardığı gaz yanıcı bir gaz ve basınçla patlayacağını umuyoruz. Yeni denememiz bu şekilde. Şimdi denememize geçiyoruz arkadaşlar. Biraz atraksiyonlu bir deneme olacak. Siz bunu evde denemeyin. Alev aldı. Karpit. Evet arkadaşlar, atışımızı gerçekleştiriyoruz. İşte bu. Evet arkadaşlar, sonunda başardık bir şeyleri patlatmayı. Evet, güzel bir atış. Karpit ve düdüklü tencere. Bir arada gidelim hedefe bir bakalım arkadaşlar. Tüfeğim bu arada boş. Şöyle yapayım, şarjörümüzü cebimize atalım. Siz evde denemeyin arkadaşlar. Düdüklü tencere facialarını hepimiz görüyoruz. Bayağı yordu bizi arkadaşlar. Riskli olduğu için temkinli davrandık. Güvenli alanda test ediyoruz arkadaşlar. Bizim poligonumuzun etrafı kapalı. Yanıyor. İçin için yanıyor. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Düdüklünün hali bu. Ama kurşunumuz yok. Evet. Kurşun şuradan saplanmış. Güzel bir patlamaydı arkadaşlar. Tüfeğimiz, şöyle göstereyim. Atatürk A308 Winchester. Bununla yaptık atışımızı. Tüfeğim boş, emniyette. Bu tüfeğe bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Yani benim askerden sonra kullandığım ilk yivli tüfek. Diyebilirsiniz ne tüfekler var. Ama şu ana kadar uygun fiyata alıp kullanabileceğiniz en iyi, en güçlü, isabetli tüfek arkadaşlar. Bu patlama denemesi bizim için de güzel bir deneyim oldu. Varsa böyle çılgın fikirleriniz, siz de yorum yapabilirsiniz. Bizim güvenli alanımız mevcut. Denemeye hazırız. Takipte kalın. Görüşmek üzere.